Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimde nasıl teknik çizim yapılır onu göstereceğim. İlk önce teknik çizimin ne olduğunu söyleyerek başlayayım. Biz bir parça üreteceğimizde bir kağıdın üstüne, yani bu elektronik bir kağıt oluyor şu an. Onun üstüne farklı açılardan görünüşünü koyup üstüne de ölçülerini veriyoruz. Sonra ustalar sadece bu şeylere bakarak parçaları üretmesi gerekiyor. Teknik çizim yapmamız için ilk önce bir partiye ihtiyacımız var. Onu çizeceğim şimdi. Buraları hızlıca geçeceğim çünkü şu ana kadar aldığınız eğitimde bunları biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden takıldığınız bir yer olursa durdurmanızı tavsiye ederim. Şuraya bir tane bir dörtgen çizdim. Buraya 50 vereyim. Buraya da 20 vereyim. Bunu biraz ekstrudlayacağım. 10 mm kadar yeterli. Sonra şuraya bir tane skeç şöyle bir üçgen çizim hemen. Şimdi şunların ölçüsünü gireceğim. Buraya 20 girdim. Buraya da 25 girdim. Bunu da diğer yüzeye kadar ekstrudlayacağım. Sonra şuraya bir delik açacağım. O yüzden şurayı bir skeç açtım. Şuraya iki tane daire çizeceğim. Biri büyük, biri küçük. Şunun ölçüsünü 6 verdim. Şunun ölçüsüne de 10 verdim. Şimdi bunları ekstrüt katlayacağız. Kontürden şu içerideki küçük kısmı seçiyorum. Ve şu aşağı yüzeye kadar gelecek şekilde kestim. Bir tane daha kesim yapacağız. O yüzden buradaki ağaçtan şu biraz önce kestiğimiz şey sketch 3'ü seçiyorum. Sonra biraz offset'ten başlatacağım ben bunu. Şöyle 3 mm bir offset yaptım. Tersine çevirdim. İçeriden başlayacak çünkü. Ve şunu da 4 mm girdim. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi şurada içine bir skeç aç kesim yapmış olduk, delik açtık. Partımız bu kadar. Şimdi kaydedeceğim ben partı. Eğitim diye kaydettim. Şimdi bu parçayla işimiz bitti. Ben bu parçayı kapatıyorum. Sonra tekrar üstteki çubuktan şu sayfa yani new'a tıklayıp sağdaki drawing kısmına geliyoruz. Teknik çizim yapacağımız kısım burası. Drawing'i seçtim. Okey dedim. Şimdi bize bir pencere açıldı. Sheet format size diyor. Burada değişik sayfa çeşitlerini görebilirsiniz. A0, A1, A2, A3 ve A4 gibi şeyler var. Ben burada A4'ü seçtim. Ve karşımıza bir teknik çizim sayfası çıkardı. Solda da bir model view penceresi açıldı. Burada hangi cismin teknik çizimini yapacağımızı seçiyoruz. Buradan browse dedim.
Burada yapacağım şeyi parçayı seçiyorum. Open dedim. Şimdi bu parça önümüze geldi. Solda da yine farklı bir pencere çıktı. Burada değişik kutucuklar var. Bunların üstüne geldiğimizde farklı bakış açılarını görebilirsiniz. İşte front, top, right, left, bottom, back gibi. İstediğiniz bakış açısından ilk başta koymanız lazım bir tane. Ben front'u seçip koyuyorum en ortaya. Gördüğünüz gibi cismimizin önden bakış açısını buraya yerleştirdi. Eğer sola ve sağa çekersem ya da yukarı ve aşağı çekersem cismin o açılardan bakışını, görünüşünü görebilirsiniz. Ya da işte çapraza da çekebilirim. Tekrar biraz önce gösterdiğim kutucuklara gerek kalmadan direkt buradan sol sağ falan yukarı aşağı şeyleri koyabiliyorsunuz. Ben bir tane sola, bir tane sağa, bir tane de yukarı koyacağım. Ve bir tane şöyle kapatalım bunu. Şuradaki sol üstteki Project View'e geldim. Burada yine en ortadaki bakış açımı seçtim. Burada sol üste doğru çekiyorum bu sefer. Bu açıdan görmek istiyorum. Bunu da koydum buraya. Sonra OK dedim. Şimdilik bu kadar şey koyacağım. İlk önce şunu göstermek istiyorum. Eğer şunları aşağı yukarı ya da yana sol sağ oynatmaya çalışırsanız bunların bir arasında alignment olacağını göreceksiniz. Çünkü biz ilk koyduğumuz bakış açısına göre şu üç hepsini daha doğrusu koyduk. Bazı durumlarda bunların buradaki alignmentların olmamasını isteyebilirsiniz. O yüzden bunu nasıl kırabileceğiz diye düşünüyorsanız alignment'ı kıracağımız bakış açısına view'a sağ tıklıyorum. Alignment'a geldim. Burada break alignment var. Bunu seçiyorum. Break alignment dedikten sonra görebiliyorsunuz ki çok rahat bir şekilde her tarafa oynayabiliyor. Eğer bu alignment'ı tekrar kurmak istiyorsanız yine bu view'a geldim. Sağ tıkladım. Yine alignment dedim. Burada istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz. Ben Align Horizontal by Origin diyeceğim. Yani şu şeyle bu view'la orijinde yatay olarak hizalayacak. Buna tıklıyorum. Ve hizalayacağım view'u seçiyorum. Buna tıkladım. Şimdi görebilirsiniz ki tekrar bu alignment geldi. Ve göstermek istediğim başka bir şey daha var. Buna tıkladım. Bir tane view'a tıkladığınızda şöyle bir pencere karşınıza çıkıyor. Burada değişik görünüşler var. Bunları teker teker bakalım. Biz trimetrik, izometrik gibi view'larda genellikle renkli seçenek kullanıyoruz. Ama diğerlerinde böyle içi boş ve renksiz şeyler kullanıyoruz. Scale kısmına geldiğimizde de şurada use custom scale var. Eğer bir view'un çok daha büyük gözükmesini ya da çok daha küçük gözükmesini istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Use custom scale'e tıkladım. Buradaki menüyü açtım. Burada görebilirsiniz ki değişik ölçüler var. Mesela bunu seçtiğimizde daha küçüldü. Bu mesela daha da küçük. Ya da şunu yukarı çekip use model text scale diyebilirsiniz. Ana şeyi kullanıyor burada. Evet. Bu kısımda da anlatacağım bu kadar. Yavaşça şunlara teker teker bakalım istiyorum. Şu ikisini zaten bunları yaparken gördük. Şimdi auxiliary view'a geçelim. Auxiliary view ne işe yarıyor? Eğer bir eğik düzlemimiz varsa cismimizde bu eğik düzleme
dik bir şekilde bakmamızı sağlıyor. Şu düzleme yatay, yani eğik çizmemizin sebebi de buydu. Bunu gösterebilmek için. Şimdi auxiliary view'e giriyorum. Burada bir tane kenar seç diyor bana. Şu view'a geldim. Şu view'daki şu kenarı seçiyorum. Gördüğünüz gibi şu kenarı seçtiğimizde bu tam bu kenara dik bir şekilde nasıl bakınca nasıl gözüktüğünü gösteriyor. Şuraya bir yere koydum ben. Şu an karışık gözükebilir. Onları düzenleyeceğiz. Şöyle yer açalım. Şunu biraz kenara alıyorum. Ayrıca şu view A şeyini de yukarıya doğru çekebilirsiniz. Buradaki ok gösteriyor ki bu A görünüşü, view A tam da buraya bu açıda baktığımızda görünen şey anlamına geliyor. Auxiliary view'da bu işe yarıyor. Sonra section view var şurada. Section view'e geldim. Bu section view'un ne işe yarıyor? Bizim cismimizde içine sectionlar atmamızı yarıyor. Yani bir section alıp oradan cismi kestiğimizi düşünün. Oradan cisme bakıyormuşuz gibi hayal edebilirsiniz. Sizde ilk seçim olarak büyük ihtimalle bu gelecektir. Dikey bir şekilde. Onu yataya çevirdim. Biz peki bunu nerede kullanacağız? Şu an görebilirsiniz ki şu an hiçbir view'umuzda benim şu içeriği açtığım daha büyük daireli kısmı net bir şekilde göremiyoruz. Bu bizim bunu rahat bir şekilde görebilmemiz sağlayacak. Ben bu üstteki view'uma geldim ve tam şu dairenin merkezinden geçecek şekilde tıklıyorum. Şurada bir menü açıldı görebileceğiniz gibi. Burada farklı çizgi seçenekleri karşımıza çıkıyor. Mesela şunu seçerek böyle düz, tamamen düz bir çizgi değil de bir yerde offsetli bir çizgi de kesebilirsiniz. Ama ben şimdilik bunu kullanmayacağım. O yüzden çarpıya tıkladım. Tekrar bu seksiyonu alacağım. Aynı şekilde şuradan tıkladım ve OK'ye bastım. Şimdi bunu yapar yapmaz şöyle bir şey geldi. Şunu da yaklaşık şuraya koyuyorum. Biraz düzenleyeceğim tekrar. Buraya yukarıya koydum. Şunu biraz aşağıya alayım. Evet, şimdi şu section'a bakalım. Burada bir tane çizgi var gördüğünüz gibi. Buradan aldığım section'ı baştan başa çizmiş. Ve buradan B diye göstermiş. Ve bu oklar bu section'a nereden baktığımızı gösteriyor. Yani düşünün şuradan bıçağımızı alıp buradan B'den B'ye kestiğimizi düşünün. Sonra bakıyoruz aynı şekilde bu kestiğimiz yere dikey olarak baktığımızda da yukarıdaki şeyi görüyoruz. Ayrıca burada Section BB diye hangi view'a şey olduğunu göstermiş. Burada fark edebileceğiniz gibi bazı yerlerde çizgi var, bazı yerlerde boşluk var. Bu ne anlama geliyor? Bizim bu çektiğimiz, yani kestiğimiz bu section'da çizgili olan yerlerde malzeme var demek, boşluk olan yerlerde de delik var demek. Bu anlama geliyor. Section'da işte bu içeride kalan, dışarıdan gözükmeyen şeyleri rahat bir şekilde görmemizi sağlıyor. Sonra şuradan Detail View'e geçeceğim. Detail View'e geldim. Bu Detail View'da ne yapıyor? Mesela bir view'u görmek istiyorsunuz ama çok küçük.
Yani net bir şekilde gözükmüyor. Ama sadece böyle küçük bir porsiyonunu görmek istiyorsunuz. Küçük bir parçasını. Bütün cismi büyütmek istemiyorsunuz. Sadece spesifik bir kısmını büyütmek istiyorsunuz. Bu detail view bu işe yarıyor. Mesela diyelim biz bunu net bir şekilde göremiyoruz ya da daha büyük bir şekilde görmek istiyoruz. Burada gördüğünüz gibi detail view'e bastığınızda hemen bir daire şeyi belirdi. Bizim net bir şekilde görmek istediğimiz şeyi daire içine almamız lazım. Yani yaklaşık olarak merkezini seçmeye çalışacağım. Merkezini tutturabilecek şekilde daireyi almaya çalışacağız. Büyüklüğü istediğin şeye ulaştığına tıklayayım. Ve gördüğünüz gibi bir view ortaya çıktı. Bunu istediğiniz boş bir yere bırakabilirsiniz. Ben bunu bıraktım. Gördüğünüz gibi altta diyor zaten Detail Scale. Yani bu daire için aldığım şeyi iki katına büyüttü. Böyle çok küçük şeyleriniz varsa burada pek işe yaramıyor ama yine çok küçük şeyleriniz varsa bunu net bir şekilde görmek için böyle yapabilirsiniz. Hatta şey de yapabilirsiniz. Mesela bu scale'e girip Detail View'u da gösterdikten sonra burada son bir şey kaldı. En çok kullandıklarımızdan Broken Art Section. Broken Art Section'da ne yapıyoruz? Biz mesela burada direkt cismi başlı başına kestik. Section alabilmek için. Bunu yapmamız aslında çok gerek yok. Başta başına kesmemize. Sadece istediğimiz yeri görmek istiyorsak, yani sadece istediğimiz yeri kesebiliriz. Bütün cismi kesmemize gerek yok. Broken Art Section'da bunun işe yarıyor. Sadece bir kısmı kesiyor. Buraya geldim. Hangi kısımda Broken Art Section yapacağımızı soruyor. Ben şu view'da yapacağım. Çünkü aynı şekilde böyle görebilmek için yine bu view'u seçmem lazım. Buna geldim. Sonra bir spline işareti çıktı gördüğünüz gibi. Burada yine detail view olduğu gibi detail view'de bir daire çizmiştik. Şimdi biz burada bir spline çizeceğiz. Şöyle göstereyim. Yaklaşık denizin olduğu yeri belirleyip bunun etrafına bir spline çizin. Ve şurada birleştirin. Sonra buraya geldiğinizde OK'ye tıklayın. Gördüğünüz gibi burada tam ortadan geçmiş gibi Broken Out Section aldık. Dediğim gibi bütün bir cismi kesmenize gerek kalmadı. Sadece bu kısmı keserek asıl önemli olan kısmı görmüş olduk. Drawing segmentinde en çok kullandığımız şeyler bunlardı. View layout'a baktığınızda da neredeyse aynı şeylerden oluştuğunu görüyorsunuz. O yüzden buraya da geçiyorum. Annotation kısmına geldim. Annotation kısmı bütün detaylandırmalarıyla yapacağımız kısım aslında. İlk önce şu model items'dan başlıyorum. Bu model items ne işe yarıyor? Biz bu view'ları aldık. İyi hoş da üstünde hiçbir ölçü yok. Ustaların ölçülere görmesi için ölçü koymamız lazım. Bu model items da işleri çok kolaylaştıran bir opsiyon. Mesela istediğiniz view'a gelip seçerseniz neredeyse bütün dimensionları çıkarıyor otomatik olarak. Ama her zaman bütün dimensionları çıkarmayabiliyor. O yüzden bazı yerlerde sizin manuel olarak dimension girmeniz lazım. Onu da göstereceğim. Burada teknik çizim yaparken dimensionların tam olması çok önemli. Çünkü ustanın sadece bu
teknik çizime bakarak cismi çizebilmesi lazım. O yüzden biz takımda genelde şöyle yapıyoruz. Teknik çizimi yaptığımızda ilk önce bir cismin teknik çizimini yapıyoruz. Sonra sadece teknik çizime bakarak tekrar çizmeye çalışıyoruz o cismi. Bakalım skeçler tam olarak define'lanıyor mu diye. Bu çok önemli. Bütün dimensionları tam olarak girmemiz. Ben şu an eğitimde olduğumuz için videoyu çok uzatmamak adına bütün dimensionlara girmeyeceğim. Ama siz gerek ödevde gerekse takımda bütün dimensionlara girmeniz lazım teknik çizim yaparken. Mesela ben şu view'u seçiyorum. Sonra okey dedim. Evet dedim. Gördüğünüz gibi burada birkaç dimension verdi. Teknik çizimde önemli olan başka bir şey de bütün ölçülerimi view'ların net bir şekilde görünebilmesi lazım. Eğer böyle çok sıkışık dimensionları verdiyse şunları oynatarak görünebilir hale getirmeniz lazım. Bu model items'ı başka view'lar için de yapabilirsiniz. Model items'a tekrar geldim. Ve şunu seçtim. Okey dedim. Mesela bunu da ölçülerini verdi ama çok yine sıkışık dediğim gibi. Bunları biraz açacağım. Diyelim bütün dimensionları vermedi bu model items. Nasıl kendimiz dimension vereceğiz? Aynı normal part çizerken yaptığınız iki boyutlu çizimlerde yaptığınız gibi bu smart dimension'a geldim. Mesela şuradan normal dimension verir gibi dimension verebiliyorsunuz. Ya da şunlar olsun. Yani böyle yapabilirsiniz. Dimension kısmı aşağı yukarı bu kadardı. Yani bu her view'a dimension vermek zorunda değilsiniz. Mesela biz genellikle bu tür view'ları yani renkli view'lara dimension vermiyoruz. Yani bütün 2D, 2 boyutlu skeçleri fully defined yapabilecek şekilde dimension vermeniz lazım. Fazla vermenize gerek yok. Bütün view'larda vermenize gerek yok dediğim gibi. Ama bütün iki boyutlu çizimlerin tamamen fully defined olabilecek şekilde vermeniz lazım. Yani az vermeyin ama çok da vermezseniz iyi olur. Çünkü çok verirseniz bu sefer sayfa kalabalıklaşıyor. Ustanın görmesi de rahat bir şekilde görmesi de zorlaşıyor. Bu annotation kısmından devam edecek olursak en çok kullandığım şeylerden birisi de not. Bu nota geldim. Bu not ne yapıyor? Yani bildiğiniz sayfanın üstüne notlar çıkarıyor işte. Biz genelde şöyle yapıyoruz. Bütün view'larımızın altına o view'ların hangi view olduğunu yazıyoruz. Mesela şuraya bastım. View mesela front view'du. Front view yazdım. Buradan işte fontunu, büyüklüğünü değiştirebilirsiniz ya da kalınlaştırabilirsiniz. Biz bunu bütün view'lar için yapıyoruz. Örnek olsun diye tekrar bir tane daha göstereceğim. Notun bir kullanılma şekli bu. Başka bir kullanma şekli de var. Şurada görebileceğiniz gibi teknik çizim kağıdımızın altında bir tablo var. Bu tablo parçamızla ilgili kritik bilgileri barındırıyor. Bu bilgileri de not kullanarak giriyoruz. Biz genellikle materyal kısmını hep dolduruyor oluyoruz. O yüzden materyal kısmına gideceğim örnek olsun diye. Mesela alüminyum 663 girdim. Notu bu amaçla kullanabilirsiniz. İşte ya da bahsettiğim gibi view'ları belirlemek için kullanabilirsiniz. Ya da en basitinden sayfaya bir ustaya bir not düşmek için şuraya mesela boşluğa bir not yazabilirsin. Not kısmına geçtiğimize göre buradan devam edelim. Autoball'un seçeneğini anlatacağım.
Bu otobalon seçeneği assembly'lerde kullanılıyor. Şu an bir assembly'miz olmadığı için yine de anlatacağım ama biraz mantıksız olabilir. Bu otobalon ne yapıyor? Assembly'mizde normalde birkaç tane yani birden fazla parçamız oluyor. Bu parçalarımızın ismini teker teker bir tablo yapmamız güzel oluyor. Bu tabloda her parçaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye sayı veriliyor işte. Bu otobolunda bu parçaları numaralandırıyor. Yani balon şeklinde numaralandırıyor. Otobolona tıkladım. Şimdi bir tane view seçmem lazım. Şu view'ı seçtim. Gördüğünüz gibi burada bir balon çıktı. 1 yazıyor. Bunu okey dedim. Eğer bir assembly'miz olsaydı burada birden fazla balon olacaktı. Parçaları gösteren. Ve bu birden fazla olacağını için işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye şey yapacaktı. Burada şeye çift tıkladım bu balona. Çift tıklayınca bunu sürükleyebiliyorsunuz istediğiniz yere. İstediğim yere bıraktım. Bu otobalonla ilgili bir tablodan bahsetmiştim. İşte assembly'de parçaların teker teker listesini veriyor diye. Burada tables komutu var. Buraya tıkladım. Burada bill of materials var. Buraya geldim. Ve biraz önce otobalonun yaptığım view'a tıkladım. Buraya okey dedim. Şöyle ortaya bir koyacağım. Gördüğünüz gibi bir tane tablo çıktı. ÖNO1 diyor. Bu bir işte tam şeye denk geliyor. Şunu biraz aşağı aldım. Bu işte bir assembly'miz olsaydı bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye aşağı doğru gidecekti. Buradaki numaralar da buna denk geliyor. Burada da işte miktarı yazıyor. Mesela diyelim biz buraya cıvata koyduk birkaç tane. İşte burada parçanın adı yazacaktı. Miktarı da mesela 2-3 tane falan yazacaktı. Bunun da yararı bu. Sonra otobanını anlattım. Annotation kısmında en çok kullandığımız şeylerden şu son ikisi şu kaldı. Center mark ve center line. Onların ne olduğunu göstereyim. Center mark herhangi bir bakış açısında daire olarak gözüken deliklerin ortasına bir işaret yani bir çizgi çekiyor. Bunların delik olduğunu göstermek için. Center line'da bir dikdörtgen gibi gözüken deliklere kullanılıyor. Tam ortasından bir çizgi geçecek şekilde. Mesela bir örnek göstereceğim. Şurada, şu view'da hali hazırda bir center mark var zaten. Şöyle geldiğimizde ben bunu sileceğim. Tekrar nasıl yapılacağını göstereceğim. Center Mark'a geldim. Burada istediğim daireyi seçiyorum. Şunu seçtim ve otomatik olarak Center Mark ekledi. Burada bunun bir daire olduğunu belli etmiş olduk. Aynı şekilde Center Line'ını da yapacağız. Center Line'da dediğim gibi dikdörtgen şeklinde gözüken delikler demiştim. Bu mesela öyle. Burada centerline'ı nasıl yapıyoruz? Dikdörtgenin bu kısa iki kenarını şunları seçiyorum ve bunu seçtim. Gördüğünüz gibi tam ortasına çizgi attı. Şey de yapabilirsiniz. Eğer bu çizgi kısa geldiyse tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi iki tane nokta çıktı. Bu noktaları aşağı doğru uzatarak bu çizgiyi uzatabilirsiniz.
Buna da okey diyorum. Annotation'da da en fazla kullandığımız şeyler bunlardı. Sonra Sketch'e bakabiliriz. Sketch'te normal iki boyutlu sketch yapar gibi bu şeye de kağıdın üstüne de sketch yapabilirsiniz. O yüzden yani şu an ne kadar iki boyutlu çizimi iyi bir şekilde bildiğiniz için, öğrendiğiniz için diyeyim. Onu geçiyorum. Sonra buradan yine sheet formattan sonradan şeyi değiştirebilirsiniz mesela. Sheet'inizin şu kutucukları falan detaylı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Buraya girdiğimizde şunların editlenebilir olduğunu görüyoruz. Buradaki kutucukların falan ismini değiştirebilirsiniz. Bunu şimdilik değiştirmeyeceğim ben. Şu anki hali güzel diye düşünüyorum. O yüzden buradan çıkıyorum. Şu ana kadar en çok kullandığımız şeyleri gösterdim. Drawing'de mesela en elzem view'ları gösterdim. İşte sağ sol yukarı aşağı ya da işte auxiliary'i gösterdim. Yani bir kenara dik bir şekilde nasıl bakılır onu gösterdim. Sonra section aldık. Tam cismin ortasından şu deliğin gözükmesi için sonra detail view'e geçtik. Bu view biraz küçük olduğundan detaylı bir şekilde görebilmemiz için spesifik bir bölgeyi bunu kullandık. Sonra Broken Out Section'a geçtim. Broken Out Section'da da işte aslında hepsini baştan başa kesmemizin gerekli olmadığını gösterdim. Sadece böyle yaparak yani spesifik bir bölgeyi spesifik bir bölgenin section'ını alabiliriz. Değerlerini göstermiyorum çünkü şu an en basit şekilde yani en fazla kullanılmış şeyleri gösteriyorum. View layout'a geçtik. View layout zaten bunların aynısı var. O yüzden oraya da geçmiştik. Annotation'da işte şu bölge çok önemli. Yani bunu da ekleyebiliriz tabi. Burada işte bütün view'lara dimension vermeyi gösterdim. Bu modal items'ı gösterdim ki bu çok kolaylaştıran bir şey, işte otomatik olarak dimension'ları veriyor. Veya vermezse işte smart dimension'dan manuel olarak da yapabilirsiniz dedim. Sonra şey temel, işte bunu tekrar temel ediyorum çünkü çok önemli bir şey. Yani bütün sketch'ler fully define'lanacak şekilde dimensionlarınızın olması lazım. Yoksa ustalar bunu fully define yapamazlar ve üretimde sorun çıkar. O yüzden dediğim gibi takımda teknik çizim yaparken biz teknik çizim yaptıktan sonra iki boyutlu yani sadece teknik çizime bakarak iki boyutlu çizimleri yapıyoruz. Sonra ekstrudları falan yani bütün çizimlerin full define'lanması lazım. Sadece buraya bakarak, bu teknik çizime bakarak. Sonra işte sketch yapabileceğinizi söyledim. Şu kısımlara girmiyorum çünkü çok az ya da neredeyse hiç kullanmıyoruz. Sonra şuradan sayfanızın formatını değiştirebileceğinizi gösterdim. Son olarak bir şey daha göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla şey ekledik biz sayfamıza. Yani diyelim bu yani çok kalabalıklaşmaya başladı bir süreden sonra. Ki biz takımda teknik çizim yaptığımızda genellikle öyle oluyor. Çünkü rahat gözükebilsin diye bu view'lar genellikle çok büyük ölçekli oluyor falan. O yüzden teknik tasarımlarımızda bir sayfa değil birkaç sayfa kullanıyoruz. O zaman nasıl sayfa ekleyeceğiz diye sorarsanız sayfamızda herhangi bir boş yere tıklarsanız sağ tıklarsanız burada Add Sheet seçeneği var. Buraya geldiğinizde solda görebileceğiniz gibi yeni bir sheet ekledi. İlk sheetimiz default olarak çalışma sayfası olarak bir çalışma sayfası 1 olarak adlandırılmıştı. Yeni eklediğimiz sheet'te Sheet 1 olarak adlandırıldı. Yine yapacağım, yine biraz önce anlattığım şeyleri yaparak yine bir modül view atabilerek
tekrar cisim seçerek sheetleri kaydedebilirsiniz. Fazladan sayfa kaydetmiş olmak için ben bunu silmiyorum. Bu da kalsın. Bunları çizdik. Tekrar nasıl ilk sayfaya ya da diğer sayfalara döneceğiz diyorsanız. Bu sayfaya sağ tıklayarak Activate deyip tekrar bu sayfaya geçebilirsiniz. Ya da tekrar göstereyim. Mesela şuraya da Activate deyip sayfalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Bunları çizdik ama şimdi kaydetmemiz lazım. Şuraya geldim, kaydete. Yes diyorum. Update diyorum. View'ları. Şimdi iki şekilde kaydedeceğiz biz bunları. Teknik çizim şeylerinde part ve assembly gibi kendine özel bir uzantısı var. SLD, DRW diye. Bu tip uzantı ne sağlıyor bize? Yine biz bunu kaydedip sonradan tekrar açıp değişiklik yapabiliriz. Yani aynı part assembly gibi sonradan girip updateleyebiliriz istediğimiz şekilde. İlk önce ben bunu bu uzantıyla yani SLD DRW uzantısıyla kaydediyorum. Sonra bir şekilde daha kaydetmemiz lazım. Biz bunları üretime verirken kağıda çıktı alıp veriyoruz. Peki bu şeyleri nasıl kağıda çıktı alınacak şekilde kaydedebiliriz. Aynı şekilde yine buraya gelip Save As diyorum. Biz burada bu dosyayı bu sefer PDF olarak kaydedeceğiz. Burada altta açtım bunu ve buradaki PDF seçeneğine tıkladım. Sonra kaydet diyeceğim. Kaydet dediğimde bana bir pencere açıyor. Burada Select Sheets to Export diyor. Burada kaç tane sayfa yaptıysanız o kadar sayfanın ismi önünüzde çıkıyor. Siz burada hangi sayfaların PDF olarak kaydedileceğini seçebilirsiniz. Sadece birisini seçebilirsiniz ya da hepsini seçebilirsiniz. Bu sayfaları birlikte kaydettiğinizde bütün sayfaları aynı PDF'e kaydediyor bir PDF şeklinde. Şimdi bunu OK dedim. Şimdi kaydetme işlemi bitti. Şeye gelelim. Kaydettiğimiz dosyaya bir bakalım istiyorum. Göreceğiniz gibi burada SLD DRW uzantılı dosyamız var. Burada da PDF'imiz var. Şuna tıkladım. Göreceğiniz gibi burada iki sayfalı bir PDF olarak kaydetmiş. Teknik çizimimiz de böylelikle son bulmuş oluyor. Nasıl bu eğitimde nasıl bir teknik çizim, yani basit bir teknik çizim yapılacağını gördünüz. Süspansiyon ve casing takımında çok fazla, özellikle süspansiyonda çok fazla teknik çizim yapacaksınız. O yüzden bunları iyi öğrenmenizi çok tavsiye ederim. İyi günler.